Musevileri de gerçek Tevrat'a çekecek. Tevrat'ın gerçeğine. Hristiyanları gerçek İncil'e çekecek. İnşallah. Yani tek Allah inancı yayılacak onlar arasında da. Yani tam istidat gelişecek böyle. Musevilerden de çok fazla Müslümanlar olacak. Müslüman olanlar olacak. Yani Mehdi'ye kanaatleri gelecek çok fazla insanın. İnşallah. Ama büyük bir kitle de tereddüt edecek. Yani Müslüman olsak mı olmasak mı? Tam bu iman etme istidadındayken diyor Bediüzzaman. Yani Mehdi'nin hazırladığı tam bu ortamda. Cenab-ı Allah'ın diyor semasından Mehdi nüzul İsa Aleyhisselam nüzul edecek diyor. Görünür hale gelecek yani. İnşallah. İnşallah. Allah bize nasıl tanıtacak, nasıl onu bilmiyoruz. Ama yani tam kanaatimiz gelecek İsa olduğunu. Ama Bediüzzaman diyor Kur'an'daki işaretli o mucizatlı bir peygamber diyor. Yani mucize gösterecek. Peş peşe. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane değil. Mesela ölü diriltmesi açıklaması yok. Evet. Yani İsa'dan başka kim yapabilir bunu? Kimse. İnşallah. Değil mi? Evet. Tabii. Halüsinasyon falan değil. Adam normal. Morgda ölü yani ölmüş. Üç gün geçmiş adam. Tıp doktorlar rapor vermiş adam. Duruyor yani normal. Morarmış ölüyor. Kalk Allah'ın izniyle diyecek. Adam şöyle bir sirkelenip ayağa kalkacak. Şimdi bu açıklaması yok ki bunun. Evet inşallah. Belli ki o. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Mesela anadan doğma kör. Bismillah diyor, elini yüzüne sürüyor. Adam birdenbire ooo diyor gözü, birden açılıyor. Bu, nasıl açıklanır bu? Evet. Mucize inşallah. Ne mucize, net inşallah. Mesela baras hastalar o cildi bozuk adam görülüyor. Mesela sürüyor elini, adam bir süre sonra cilt kaymak gibi eli yüzü. Yani saniye hesabıyla düzelmez de yani kısa bir süre sonra düzeliyor. İnşallah. Ama kör hemen açılıyor. Köre sürdü mü hemen anla. Ama tabii halk diyecek ki ya adamın gözü zaten görüyordu. Hani İsa zannetsinler. Bir kısmı öyle düşünebilir. Yani imtihanı şuyu o. Sırrı odur. Morgda da adamın özel ayarlandığını düşünebilirler. Yani bu sanat adam üç gün bekler mi orada? Değil mi? Evet. Ölür zaten. Diriyse de ölür yani. Evet. Ama insan aklı şüpheye çok açıktır. Aklın ihtiyarını kaldırmaz bunlar. Yani buna rağmen tereddüt edenler olacaktır. Yani İsa mıdır acaba? Tereddüt edenler olur. Sorumlu da olmazlar. Ama belli elinden, yüzünden, nurundan yani çok keskindir aklı İsa Mesih'in. İnşallah. Yani böyle deler geçer bakışları. O da şefkat insanı. Hiç savaşa, kana falan hiç bulaşmayacak o. İnşallah. Allah onu o zaman da kana hiç yaklaştırmadı. Evet. İlk geldiğinde de hiç yaklaştırmadı. Evet. Son geldiğinde de hiç kanla hiç işi yok. İnşallah. Ona öyle. Peygamberimiz öyle değil. Peygamberimiz sel gibi kan akıtmıştır. Hazreti Musa sel gibi kan akıtmıştır. Evet. Allah onlar da onu emretmiş. Ondan sonra mesela Davut'ta da öyle. Sel gibi kan akmıştır. Evet. İnşallah. Ama mesela Yusuf'ta yok. Hazreti Yusuf'ta yok. İsa'da yok. Mehdi'de yok. İnşallah. Allah istemeyince istemiyor yani. Orada gerekiyor, orada gerekmiyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah.